Günaydınlar arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Çamaşırlar için kusura bakmayın. Bizim bugün, bizler iyiyiz çok şükür. Bizim misafirimiz gelecek Kütahya'dan bugün. Öyle bir vlog çekmiştim Mümine Hanımlarla. Onlar ve kardeşi gelecek. İki aile. Ben de onlar için üzüm keseceğim şimdi. Çok güzel oldu üzümlerimiz arkadaşlar. Yani olan üzümlerimiz güzel oldu. Olmayan yerlerin yine biraz daha sıkıntı var da. Şöyle şu ıhlamurum biraz kurudu gibi oldu. Şöyle göstereyim. Şöyle. Hava güzel bugün. Aslında bugün yağmurlu gibiydi ama yağmurlu deniyordu ama bakın çok güzel hava. Güneş pırıl pırıl. Öyle yemyeşil her yer. Üzümler kızarmaya başladılar. Şöyle üzümleri çekeyim ben size. Şöyle en kırmızılarından kesmek istiyorum. Şunlar bakın şöyle çok güzel kızarmış. Şunu yere koyayım da şöyle kabına. Şöyle keseceğim ama bir elimle de nasıl tutacağımı bilmiyorum. Şöyle kestiğimde bu düşecek yere çünkü. Şöyle keseyim, ondan sonra göstereyim size. Şöyle. Bunları kesip dolaba koymak istiyorum, böyle buz gibi olsun. Gelince misafirlerime ikram edeceğim. Şunu da keselim. Bu da çok güzel kızarmış. Şöyle arkadaşlar. Yani ikinci defa falan kesiyorum üzüm. Çünkü bir dayımlara gitmiştik. Onlara götürdük. Bir de şimdi buraya. Burada misafirlerimize. Kendimiz de birkaç yedik. Yani çok şu anda bakar mısınız, bu asmada da bayağı var. Bazı asmalarda çok fazla var. Bazılarında da işte yani yok denecek kadar yok. Şöyle kırmızıları tatlanmış oluyor çünkü. Şöyle şu da tatlanmıştır muhtemelen. Keserken bir elimle tutup bir elini çekemiyorum o yüzden. Şöyle çok fazla kesmeyeceğim çünkü şey böyle bu üzüm çok fazla dayanıklı değil arkadaşlar. Yani öyle mesela yola falan gidebilecek bir üzüm değil. Bu üzüm böyle kopartacaksın. İşte en fazla en yakın pazarda pazarlayacaksın. O insanlar da götürünce dolaplarına koyup kısa sürede yiyecekler bunu. Şöyle şu da güzel mesela, bakın. Şöyle keselim. En kırmızılarını, böyle en tatlılarını kesmek istiyorum da. Çok da. Şunlar bakın böyle kötü olanlar. Şöyle bakın, bu hem dalı da kötü. Yani şu yaprakları da kalmamış, dökülmüş. Böyle küçük küçük de kalmış salkımları. Yani taneleri. Şunu falan zaten tamamen şu salkımın tamamını, yani üzüm bağın tamamını şeye verdim. Tavuklara verdim. Bir salkım bıraktım. O fena değildi. Orada. Yumuşamıştı çünkü. Öyle. Şuralardakiler de çok şey değil. Bakın böyle üzerleri de güneşten biraz yanmış gibi oldu. Bazı yerler çok güzel. O yolun kenarı, sadece şu yolun kenarı çok güzel. Yolun kenarındaki bağlar, şu sıralardaki üzümler çok şey değil. Yani hani gösterişli değil böyle hani. Ama tadı güzeldir muhtemelen yani. Tatlansınlar iyice. Tatları muhtemelen güzeldir. Şunlar da yeni yetişen asmalarımız. Bunları yeni yetiştiriyoruz. Şurada bir tane cevizimiz var. Bayağı sürgün vermiş maşallah ya bu. Geçen yıl dikmiştik bunu. Dondu falan zannettik ama yani herhalde dondu, tekrar sürdü. Bu sene işte onlara fidan damlaması yaparsak biraz daha iyi olacak. Yani sebze ekeceğiz aralara diye sebze damlaması yapmıştık. Bu sene öyle olacak, bakalım. Şuna bakalım bir de. Şurada bir tanesi sarı gibi duruyor şöyle. Belki kendileri de kesmek isterler. Yani kendileri kopartıp da yemek isterler. Ben çok fazla kesmeyeyim.
Şurada yeni yetişen bağımız. Bakın bayağı bir güzel oldu. Ben bunun altını, arkadaşlar buraları hep böyle temizlemek gerekiyormuş ama biz iki taneyi bıraktık. Bu çok gelişmedi. Bunu muhtemelen şeyde budarız yani. Hani çok şey olmaz. Ama şu diğer dal güzel oldu. Mesela şu şeyleri falan hep kesin diyorlar. Hiçbir tane bırakmadım. Gerçekten güçlendi. Şunu da keşke bırakmasaymışım. İyi olacakmıştı. Bu arada uzandığı için her yerden fışkırarak giden otlar. Şurada bir tane ceviz ağacımız vardı arkadaşlar. Şu da dut, incirdi. Şu da dut. Bir tek dut burada iyi durumda şu anda. Yani o da suda sıkıntı olmuş, sulanmamış. Biz onu fark etmemişiz. Şimdi artık sulanıyor. Muhtemelen bu ceviz de şey de kurudu. Yani incir kurudular. Onlardan artık şey yok. Ben üzüm bu kadar şey yapayım şimdilik. Sonra onlar istedikleri kadar kendileri. Ben böyle dolaptan hemen verebilmek için şey yaptım. Şu benim tülü bağım. Tülü bağımda da bayağı bir var ama daha bunlar olmadı. Yani hatta o gün dedim biraz yumuşamış gibi geldi. Kötü gibi, bakın şuralar, evet. Kötü gibi şöyle. Şunlar yumuşadı böyle arkadaşlar, böyle bakın şuraları falan kötü oldu şöyle. Hatta Kenan Bey'e dedim ya sizde tülü bağ varsa bana verir misin bu sene yemelik, çünkü şey olmayacak. Şöyle. Şuralarda var bayağı bir. Çok da üst üste olmuş, acaba ondan mı olmadı yani? Belki birkaç sağlıklısı, geçen yıl bu kadar değildi. Bunun verimi güzel oluyor ama. Yani böyle küçücük ama bu yeşil oluyor, böyle sararmıyor bu çok fazla. Kütür kütür oluyor. Şu da goji birimiz. Böyle bu da susuz kalmış ama ölmemiş yavrum. Artık suluyoruz. Sulanıyor. Zeytinlerimiz. Zeytinlerimizin de üzerine gelen böcek her yıl bu halde bırakıyor zeytinlerimizi. Bir türlü gelişmiyor. Şöyle. Bu da zeytinimiz. Bu da oğlumla arkadaşı için ektiğim, Merve için ektiğim zeytinimiz. Diğer o diğer taraftaki de kızımla damadım için, Hilmi için, Hilmi oğlum için dikmiştik. Bu da ıhlamur. Şu da ıhlamur. Halil Bey bunu, bu elektrik panosu arkadaşlar şu. Bu elektrik panosunun dışarıda olması gerektiğini söylediler. Biz de bu elektrik panosunu tabii hemen telin iç tarafındaydı. Sonra dediler ki bu, biz buradan geçemeyiz siz evde yokken. Bunu okuyamayız. Bunu dışarı alın. Halil Bey bu teli buradan böyle çekmiş. Şöyle panoyu dışarıda bırakmış. Burada da mazılar vardı. Mazılar duvar gibi. Şey de orada kaldı. Ihlamur da orada kaldı. Şimdi ıhlamur ve mazılar dışarıda. Ama mazılar biraz kapı gibi, duvar gibi oldu ıhlamura. Ihlamur oradan gelişecek artık inşallah. Öyle şuradan geçelim üzümlerin altından. Şöyle geçelim. Şöyle arkadaşlar. Bir tane arkadaşımız bahçeniz ne kadar bakımsız demiş. Arkadaşım bahçemiz çok bakımsız değil. Hayır. Bahçemizin bakımsız olduğunu kabul etmiyorum. Sadece biraz otlandı. Tamam, buna kabul. Ama burada işler başka yerlerdeki gibi yürümüyor arkadaşlar. Yani burası çok fazla yağmur aldı. Ve otun hakkından hiç kimse gelemiyor. Şu anda burada yani böyle elle gösterilir böyle pırıl pırıl bir bahçede yok. Yani herkesin bahçesinde muhakkak ot var, kısa veya uzun. O yüzden buraları böyle. Yani ama bir kere çapalanabilirdi, bu kadar olmayabilirdi. Ama bizim de mazeretlerimiz vardı. Yani herkesin şeyi kendine göre, derdi, sıkıntısı. Çok şükür yani derdimiz yok ama bazen bazı şeyler bizim de canımızı sıkabiliyor. O yüzden biz de burayı vaktinde çapalayamadık. Son defa bir kere çapalayabilirdik, çapalayamadık. Taşınmamız vardı, inşaatlarımız vardı. Yani hani eleştirirken biraz daha böyle olumlu eleştirirsek
daha iyi olur. Yani yok 80 yaşındaki annem var. 6 dönüm 8 dönüm yerine çok güzel bakıyor. Siz bakın önce. Yani siz bakın ondan sonra söyleyin. Yani anneniz değil. Benim de babam çok güzel bakıyordu. Yani benim de babam babamın tarlasında bir tane ot olmuyordu. Ama babamın tarlasında. Yani kendiniz yapın. Ondan sonra zaten eleştiremezsiniz. Yani anlarsınız. Böyle ama ben bahçemi seviyorum. Seviyoruz. Bahçemizde mutluyuz arkadaşlar. Huzurluyuz burada. Komşularımızla çok güzel vakitler geçiriyoruz. Yani bizim de burada şu anda derdimiz evet bahçenin otlanması, ağaçlarımızın kuruması. En büyük derdimiz bunlar olsun arkadaşlar. Yani sizlerin de böyle şeyler olsun. Yani hani daha büyük dertler, sıkıntılar olmasın. Mesela çiçeklerime kurt geliyor. Bütün derdim o. Yani işte ne bileyim böcek geliyor. Güllerime kurt girmiş. Yani şuna bak yemiş kurt. Yani bütün derdim bu yani. Şu anda yağmur yağmıştı önceki gün. Verandayı yıkayacağım. Misafirim gelecek çünkü. Guzinemizi çıkarttık. Yakamadık. Tüttü. Bütün derdimiz bu. Yani böyle şeyler dert olsun arkadaşlar. Yani başka şeyler dert olmasın. Mesela civcivlerim büyüyemiyor. Yani hani basit. Basit dertlerimiz var. Yani çok şükür. Tabii ki bazı sıkıntılarımız da oluyor ama elhamdülillah. Yani bunların hepsi sıkıntı değil. Yani bunların hiçbirisi sıkıntı değil. Allah başka dert, başka keder vermesin. Öyle arkadaşlar. Çekimde misin? Hı hı. Kolay gelsin. Lavaboları temizledim, masaları sildim. Ha, sözünü kestim. Ben salonu toplayacağım. Bir dakika. Tamam, tamam. Toparlayayım. Hadi kolay gelsin. Hadi sana kolay gelsin. Teşekkür. Çamaşırlarımızı toplayalım. Elinize sağlık. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Sağ olasın. Kafayı topladım. Bulaşıkları sen mi yıkayacaksın? Bulaşıkları yıkarım ben. Tamam. Evet, arkadaşlar tertemiz oldu şu anda. Gölgeliğimiz. Hortumumuzu şuraya topladık. Sileceğimiz orada. Şöyle köşemiz, çiçeğimiz. Belki birkaç tane de şu diğer çiçekten koyarım misafirlerim gelmeden önce. Öyle şu masanın üzerine sileceğim sadece. Onu da bir şöyle sileyim. Siliyorum zaten hep de. Yine şöyle bir üstünden silerim. Bezimi. Şöyle koyayım. Yine lazım oluyor. Öyle şurada da bir tane bezim var. Öyle arkadaşlar. Çamaşırlarımı toplayayım. Evet. Mümine Hanım. Fatma Hanım.
kardeşler. Evet. Ondan sonra kızlarımız. Evet. Büşra, Kübra. Değil mi? Evet. Doğru. Evet, doğru bildiniz. Samet kameramanımız şu anda. Arkadaşlar hep YouTube'da izliyorduk Hafize ablama. Evet. Ama nasip oldu. Bağ bahçesine geldik. Şimdi çok güzel. Komşuların bahçelerini gezdiriyoruz. Ramazan abinin bahçesine, Ayten Hanım'ların bahçesine gidiyoruz. Karaçaydanlık içtiğimiz yeri görmek istediler. Ama YouTube'da görünce gibi değil, daha güzelmiş yerimiz. Daha mı güzelmiş? Aynen, bahçe yerinde ya. Görmek her şey. Tavuk kümesinin tavukları değil bir anda yerine görmek daha güzelmiş. Evet, evet. Samet istersen öbür taraftan şey yap, karşıdan. Evet, orada izlemekle kalmayın. Bütün YouTube'cuları bekliyoruz buraya. Çok güzel değil mi? Ya bu ne biliyor musun? Böyle bakış açısı. Mesela birisi geliyor, diyor ki ya siz burada ölmezsiniz diyor. Ya nasıl bir cennet diyor, tamam mı? Ama biri geliyor, çok mu aradınız burayı diyor ya. Burası diyor nasıl bir yer böyle diyor. Yani bakış açısı, yani güzel gören güzel düşünüyor. Gelirken, güzel düşünen hayatından zevk alıyor, lezzet alıyor. Gelirken yollarda biraz tereddüt ediyor insan ama geldikten sonra burası çok güzel. Yani yol virajdı, evet. Yol virajdı. Ama eskiye göre daha da güzel. Tabii gelirken yol biraz daha yapıldı. Ama şey, zevkli yoldan gelmesi böyle çok hani korkunç falan biraz ama sıkmıyor düz yol gibi. Yavaş geliyor zaten virajda olduğu için sıkıntı olmuyor. Evet. Şimdi artık alışınca biraz daha şey olmaya başladık, hızlı gelmeye başladık. Fatma öyle çok beğendi. Evet, beğendim. Çok güzel. Ben videoda zaten gördüğümüz gibi değil. Ama bizim terliklerimiz de harika. Ne terlik bulduysan onlar. Şunlara bakın. Bunlar da Fadime'lerin üzümleri. Çok güzel oldular. Maşallah. Ya. Bazı arkadaşlar böyle bu bahçeleri gösterince. İnsan hayret ediyor böyle görünce. Görmemiz ya. Aynen. Memnun olun. Bazı arkadaşlar YouTube'da izleyip şey demişler. Ya ne kadar bakımsız bahçeniz var. Bakın arkadaşlar bu bağlar da böyle. Uzaktan öyle gibi yani, görünüyor ama maşallah her yer üzüm. Hakkından gelinecek gibi değil. Bu insanlar kaç kere sürdü burayı bilemezsiniz yani. Evet, doyasıya yedik. Evet. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Daha Allah da razı yiyin. Olsun. Daha da çok. Yani eksilmiyor ya. O gün mesela Nimet Hanım'lara misafir gelmiş. Onların bağı da az böyle hemen şey. Yarın gideriz yine oraya da. Ondan sonra toplamışlar 3-4 kasa diyor, götürdük onlara diyor ya, bir hafta önce diyor. O gün de 3 kasa toplamışlar, 5 aile onlara vermişler. Diyormuş ki ya nasıl yani topluyoruz sanki o kadar hiç azalmıyor diyormuş yani hani küçücük bağ işte aslında. Yedirdikçe bereket. Evet. Allah bak hep Allah komşularımız öyle derler yedirdik. Yani bak veriyoruz hiç eksilmiyor. Gerçekten de yani Allah bereketi. Herkes yani bir önceki yıl işte ablanlar gelmişti. Ayten Hanım'ların burada domatesleri vardı. Ya insanlar traktör römorkuyla taşıdılar. Maşallah. Buradan yani diyor ki toplayın götürün diyordu Ramazan abi son anda. Kendisi pazarda bakıyor. Da sattı. Hı. Yine de kırağı vurduğunda bir sürü domates vardı üstünde. Hala dibinden döküyor ya dibinde kalanlara. Evet ya. İşte ama bu sene işte hastalık geldi. Yani her yıl aynı olmuyor. Biraz dinlenecek muhtemelen. Örttüler üstlerini ama yine de olmadı yani. Arada böyle ekleyeyim ve şey nohut veya yulaf bir şey ekecekmişin arkasından böyle dinlendirmek için. O tarlayı dinlendiriyormuş aslında. Olabilir. Nohut veya yulaf diye duydum. Burada geçen yıl patlıcan vardı tamamen. Ondan önce domatesi diğer tarafa ekmişlerdi. Diğer tarafta da patlıcan vardı. Yani o taraflar hep patlıcandı biz domatesle beraber. Evet. Bu kış patlıcanlarımız bu serada. Evet. Sakarya Deresi'nden. Baksanıza patlıcanlara. Gerçekten. Yarın bir kalan toplarız. Çok güzel. Bak. Mübarek ya. Bu da bir Samet. Aa, çok güzel patlıcanlar. Biraz akşam karanlığı tabii. Maşallah. Şey oldu ama baksana. Biraz önce her yer kararıyordu. Evet. Görünüyordu. Şuralarda falan çok bak. Güzel. Harika ya. Bereket işte. Siyah siyahlar bir de böyle evet, şey. Lokum gibi. Kemer patlıcan derler mi? Şey Nimet Hanım'ların misafirleri gelecekmiş işte. Patlıcan topladılar buradan götürdüler. İşte közlemişler falan. Evet. Misafirler demişler ki ya ne kadar lezzetli bir patlıcan ne olur biz de alalım. Evet. Ama olmadı onlara. Bugün topladılar yarın götürecekler onlara. Nasip işte bizeymiş. Evet. İki sene önce geldiğimizde de gene biz nasip olduk. Evet değil mi? Bir sürü böyle domates falan çoktu. Evet. Götürüyoruz ama. Olsun artık yarın alacağız nasıl koparttık. Evet yarın hasadımız burada. Ayten Hanım koparttık. Ayten Hanım izliyor beni. Şey bu hortum katlama şeyi.
Akşam karanlığı oldu. Karaçaydanlığı gösterecektim burada diye ama size göstereyim. Ha, Ayten Hanım yok. Bugün. Ayten Hanımlar yarın gelecekler patlıcan toplamaya. Ellerimiz yüzüm yedik ya patlıcan. Ha, şey yap, yıka ellerini. Samet, burası da Karaçaydanlığımızın olduğu yerdi. Şu anda tabii yapmıyoruz yani. Geçen silkeledik kilimimizi falan, biraz düzenledik. Orada yapıyoruz ama çok karanlık şu anda burası, değil mi? Çekmiyor olabilir yani. Bir de ben hayatımda ilk defa burada kokulu üzümü burada gördüm. Ben de burada yedim. Çok güzel, gül kokusu gibi sanki. Çok değişik bir koku. Akşam sefaları da açtı. Akşam sefaları ne güzel açtı. Ya ezan çiçeği biliyor musunuz arkadaşlar? Sarı sarı. Sarı sarı. Onun tohumunu bulursanız alın ya diye. Bizim karşı apartmanda kapımı da açıyor bile. Alsana. Alayım. Al al. Tam tohum yapıyordur şimdi onlar. Sen sarı sarı açıyor böyle kocaman kocaman. Evet. Tam ezan okunurken, akşam ezan okunurken pıt pıt açtığı görünüyor yani. Burada gördüm de ya apartmanda konuştan bahçesinde de oradan da o parayı alayım tohumdan. Bu da çok güzel böyle. Kocaman kocaman açıyor. Evet. Akşam sefasına büyük. Sarı bir de. Ha, sarı. Kızlar niye kaçıyorsunuz? Güzel güzelsiniz. Niye görünmüyorsunuz? Kızlarımız çok güzel aslında ama utanıyorlar. Evet. Utanıyorlar. Ama çok sevindim. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Biz de sevindik. Biz de mutlu olduk. Severiz evet. Zaten hepsi ablamı. Sağ olun ya. Biz de sizi seviyoruz çok. Özlüyoruz arada görmedik mi? Evet, telefonla konuşuyoruz ama. Telefonla konuşuyoruz ama illaki görüşmek daha böyle yüz göz gerekiyor. Görüşmek tabii daha başka. Oluyor. Evet. Bütün YouTube'cuları bekliyoruz buraya. İzleyenlerini, YouTube'cuları. Evet, isteyen herkes gelsin. Allah isteyen herkese gerçekten toprak, bahçe nasip etsin. Evet. Bir arkadaş yorum yapmıştı geçen. Ya dedi, işte yeni abone oldum dedi size dedi. Ama dedi bir şartım var, bana dua edin bizim de bahçemiz olsun. Evet, dua niye? Dedim ki ya herkese de hep diyorum ama yani Allah'ım isteyen herkese versin yani böyle. Seven yani, isteyen. Çünkü inşallah. Bazı insan sevmiyor mesela yani bahçeyi. Biz tozu de toprağı. Toprak terapi gibi geliyor. Biz de toprağı çok seviyoruz. Yani ben bahçe ben olduğunda de acıkmıyorum bile yani. Yemek bile canım istemiyor. İşten vakit kalmıyor. İşten vakit hem kalmıyor. Hem doğa, güzellik doyuruyor. Yani, evet. Şuna ama baksana ya, bu akşam üzeri yani şehir hayatında olsa bu dağları, taşları. Ben bazen diyorum ki o kadar güzel ki keşke bu güzellikleri diyorum öyle herkes kameradan değil de böyle benim gözümden görseniz diyorum. Yani canlı böyle canlı, ne kadar dedim güzel ya, yani mesela sabah olduğunda da öyle. Bu kadar şey olmuyor yani, canlı görmek daha güzel. Evet. Samet incirler. Bak. Evet, bugünkü incir. İncirler çok güzeldi ya. Hakkımızı da yedik, çok güzeldi evet. Olmuş mu? Aynen, bir tane daha buldum. Bir tane daha gördüm ama yukarıda biraz. Çok lezzetli. Çok güzel. Bugün güzel. Bütün vitamin, üzüm, pekmez. Enerjimizi aldık. Üzüm zaten başlı başına enerji yani. Çok enerji veriyor. Evet, şimdi mis gibi bir semaver çayı. Hı-hı. Samet'ten artık o da. Değil mi Samet? İnşallah. Biraz da semaver de çekeriz istersen. Dağları falan şöyle dağlarla kapanışı yap. Almanya çikolatası. Aynen. Bereketli her gelene yetiyor. Bir ay yaz var. Geriye kalan full kış. Tabii ayıp 40 ayda muhtemelen. Arkadaşlar. Köyde akşam. Bugünün de sonuna geldik. Mesela şu anda orada. Hafize ablan bizi çok güzel karşıladı. Çayımızı içtik. Evet, çok güzel ağırladı. Eline koluna sağlık. Her şey için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yine bekleriz. İnşallah. Biz akşam da köyümüzde böyle işte çaylar. Böyle semaver. Böcek, bu niye bir cırcır böceği? Cırcır böceği. Çok güzel. Sesleri. Hava da gerçekten öyle güzel zamanda geldiniz ki. Evet. Su motorumuz da çıktı, bitti artık. Cırcır böceği sesi değil mi? Ha. Evet. Geçen hafta gerçekten çok güzel. Cırcır böceği sesi. Yanıyordu zaten. Öyle arkadaşlar, biz artık çayımızı içtik. Semaverimizi de istersen bir sonuna geldik ama yine de. Olsun, yine de çek. Çıkartabilirsin orada. Bir insanı dinlendiriyor. Aşağı doğru bastın. Daha kolay hocam, çıkıyor. Şey, sebil, şey, şunun sisi, saklarımızla. Evet, kabaklarla aynı sıcaklıklarımız. Evet.
salon. Kendi. Açık her ya, o yüzden burası.